Halk TV'den herkese merhaba. Günün konuğunda bugün Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Aykurt Nuhoğlu'nu ağırlıyoruz. Hem yerel seçimleri konuşacağız hem de Kadıköy'ü konuşacağız. Uzun uzun konuşacağız Kadıköy'ü. Çok sayıda projeye imza atmış bir belediye başkanı, başarılı bir belediye başkanı Sayın Nuhoğlu'yla bu başarıyı nasıl devamı gelir, bu başarıyı nasıl devam ettirebilir CHP? Bunun üzerinde duracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Kadıköy'e yerel seçimlere geçmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün bir açıklaması oldu. Onunla başlayayım, onu sorayım. Dün tweet attınız, her yerde evet. Haber oldu ancak biraz daha altını doldurmanızı isterim bu konunun. Çünkü önemli bir konu. Sayın Cumhurbaşkanı doğrudan bir partiyi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da bir belediye başkanını, yani sizi hedef alarak açıklama yapmadı. Seçmeni, yani Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin vatandaşını hedef alarak bir açıklama yaptı. Dedi ki bu ülkenin kaymağını Kadıköy'de, Şişli'de, Beşiktaş'ta, Çankaya'da oturanlar yiyor. Yani kastettiği CHP'li seçmenler. Ayrıca şöyle bir ifade kullandı. Ülke yansa bunların umurlarında olmaz dedi. Bu kadar vurdum duymaz insanlar mısınız siz demek ki Sayın Başkan. Kaymak yediniz mi Sayın Cumhurbaşkanı? Hangi kaymaktan bahsediyor? Ya şimdi aslında kaymak tanımlaması genellikle iktidara yakın çevreler için kullanılan bir tanımlama. Biz Kadıköylüler, Şişliler, Beşiktaşlılar uzun bir dönemdir muhalefet partileri tarafından yönetilen ilçeleriz. Yani bir kaymak varsa ortada uzun dönemdir ülkeyi yöneten AK Parti iktidarını hedef alması gerekiyor. Çünkü biz iktidar değiliz bu ülkede. Kaymak kelimesi de bence doğru bir kelime değil. Kadıköylüler ağırlıklı emekli olan, beyaz yakalıların yerleşik olarak yaşadıkları bir ilçe. Türkiye'nin her tarafından insanlar Kadıköy'e gelmişler, yerleşmişler. Yani ben Kadıköy'ü benzetirken Türkiye'ye, Anadolu'ya benzetiyorum. Bütün o kültür birikiminin, binlerce yıllık birikimin yaşandığı güçlü bir kimlik Kadıköy. Dilerim ki Türkiye'nin her tarafı Kadıköy gibi olsun. Sultanbeyli'de, Ümraniye'de. Biz bütün bu 39 ilçenin hepsini Kadıköy gibi görüyoruz. Orada yaşayan insanları da yurttaşlarımız olarak görüyoruz, bu ülkenin yurttaşları. Kadıköy demek biz kendimiz gibi 80 milyonu kapsayan bir ilçedir. O şekilde düşünüyoruz. Evet. Ama yani bu suçlama, seçmene yönelik böyle bir söylem sanırım hepinizi rahatsız etti. Yani bir Cumhurbaşkanı tarafından söyleniyor çünkü. Bir de ülke yansa Kadıköylüler veya bu ilçeler ilgilenmiyor tanımlaması da doğru değil. Mesela dikkat edin, bu ülkenin işte sağlıktır, eğitimdir, çevredir, yaşanan tüm sorunları, iş kazaları, kadına şiddet dahil, bütün bu olumsuzlukları olumluya çevirmek ve bunları toplumda duyarlı hale getirmek için mücadele eden en önemli ilçelerden birisi Kadıköy'dür. Kadıköy Türkiye'de hangi sorun olsa ekonomik krizinden siyasal anlamdaki krizlere kadar yani ülkenin olumluya gitmesi için her zaman destek, güç vermiştir. Yurtseverdir Kadıköylüler, İstanbullular. Bu ülkenin bence 80 milyon insanın hepsi ülkesini, halkını seven insanlardır. Evet. Kadıköy nasıl bir yer? Ağırlıklı olarak emekliler yaşıyor ancak bir de öğrenciler de yoğunlukta. Yani 7 tane üniversitesi var, öğrencileri var. Yerleşik bir nüfusu var, esnafı var. Beyaz yakalıların ağırlıklı yaşadığı bir ilçe. 65 yaş üzerindeki nüfus 85 bin yani. Oldukça Türkiye ortalamasının üzerinde yaşlı bir nüfusu var. Çalışan, eğitim oranının yüksek olmasının da çalışan bir nüfusu var. Aslında Kadıköy orta kesim, belirli bir eğitim seviyesi iyi olan bir ilçe. Aslında evet. Kadıköy Türkiye ortalaması gibi düşünebilirsiniz yani. Evet, ama diğerlerinden ayıran farklı özellikleri var. Mesela hepimiz iyi biliyoruz ki nefes almak için insanlar Kadıköy'e gidiyor. İşte tiyatro, konser, müzikal, sergi, yani kültürel anlamda da çok zengin bir ilçe. Yani şimdi bu özellikleri diğerlerinden biraz farklı. Yani İşte Bağdat Caddesi, Modası, Barlar Sokağı, Sahili, Boğa Heykeli, o canlı olan, yaşayan o bölgeler ki 7/24 yaşayan yerler orası, İstanbullulara biraz nefes aldırıyor bu anlamda. Niye Kadıköy? Niye Kadıköy? Yani şimdi diyelim ki cumartesi pazar 2,5 milyon insan niye Kadıköy'e gidiyor? Evet, yani Kadıköylülerin dışında 2,5 milyon, bana polis kayıtlarında verilen bir nüfus.
Şimdi Kadıköy'de tiyatrolar, 70'in üzerinde özel tiyatro var. Müzik var, sanat var, heykel var. Kafeleri var, kamusal alanları, sahilde çok geniş bir sahil denizle bağlantısı var. Meydanları var. Yani Kadıköy'de insanların düşlediği, yaşamak istediği her türlü şey var. Başka bir şey var aslında Kadıköy'de. Belki Türkiye'de Anadolu'nun kendi şeyinde var. Bir yurttaşlık kimliği var. Kadıköy'lü, yani Kadıköy'lü olmak temeli yok. Kadıköy'lü olmak anlamında bakmıyorum. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi'ni oluştururken 1920'deki o Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları kavramı, yani bireyin öne çıktığı, yurttaş olduğu bir tanımlama var, bir üst kimlik var. Yani Kadıköylüler işte sizin dininize, dilinize, ırkınıza, mezhebinize bakmazlar, sizi insan olarak görürler. Bu kimlik güçlü bir kimlik. Aslında bizim Anadolu coğrafyasında belki binlerce yılda oluşan bir kimlik. Bu dönemde siyasete çok fazla ayrıştırıyorlar, sertleştiriyorlar, gerilim yaratıyorlar. Evet. Yani bu gerilimin dışında bir ilçe ve bu gerilime katılmak istemeyen bir ilçe. Onun için Kadıköy'den Türkiye'ye baktığınız zaman 80 milyonu eşit yurttaş olarak görebilirsiniz. Bu da bence ciddi bir güçtür. Özellikle kadınların, gençlerin, insanların Kadıköy'e gelmedeki, tercih etmelerindeki neden, sokaklarında yürürken, kafelerinde otururken kendilerini kendilerine ait bir yer olarak hissetmesidir. Ki bunun en iyi örneği bu Time Out diye İngiltere'deki bir dergi. Evet. 15 bin kişi üzerinde anket yapıyor. Ve kendinizi hangi ülkede, hangi kentte rahat hissediyorsunuz diye. İlk 50 ülke arasında 43. sırada Kadıköy. Yani yabancıların da kendilerini kendi ülkelerindeki gibi rahat hissettikleri bir ilçe. Evet. Kadıköy. Bu da bize gurur veriyor. Bizi onurlandırıyor. Evet, şimdi Kadıköy'den beklentiler de fazla. Şimdi bir dönem belediye başkanlığı yaptınız. 4 yılda çok sayıda projeyi hayata geçirdiniz. Ancak şimdi yine adaysınız. Aday adayısınız. Evet. 4 yılda yarım bıraktığınız bir şeyler mi var? Eksik bıraktığınız bir şeyler oldu mu ki yeniden aday oluyorsunuz? Neyi devam ettirmek istiyorsunuz? Bizim temelde yani yaşamın aslında ileriye doğru, yani umutla, aydınlık bir şekilde yürünebileceğine inanan bir kesimiz, yani Kadıköy olarak. Biz diyoruz ki gelişmiş ülkelerde insanlar konforlu, rahat, mutlu yaşayabiliyorsa bizim ülkemizde de yaşayabilir. Kadıköy'de bütün bu yaşayabilecekleri şartlar var şu anda. Yani siz Paris'te, işte Londra'da, Berlin'de ne varsa, kafanızda ne düşünüyorsanız, tiyatrosundan, operasından, sinemasına kadar, işte ekonomik anlamda işte kadınların, gençlerin iş imkanlarına kadar, yani bizim Pottaş diye bir projemiz var mesela, 1000'e yakın kadın üretim yapıyor. Sosyal anlamdaki ihtiyaçlarına kadar, işte sosyalleşen merkezlerine kadar, bunların hepsi var. Peki bütün bunları kurumsal anlamda geleceğe taşımamız gerekiyor. Yaptığımız evet. Bütün projelerdeki bütçe dahil olmak üzere, yönetim modeli dahil olmak üzere sürdürülebilir olması lazım. Bütün bu süreci önümüzdeki yıl daha kurumsal bir yapıya dönüştürmek, daha evrensel bir kimlik oluşturmak, Kadıköy'ü diğer Avrupa'daki ve diğer kentlerle olan kardeşliğini artırarak kentlerin gücünü, deneyimini paylaşmasını sağlamak, burayı evrensel bir kent haline dönüştürmek, ki Kadıköylülerde bir evrensel kimlik ruhu vardır. Evet. Vardır. Peki şimdi bugüne kadar yaptığınız 50'nin üzerinde böyle büyük proje var. Evet. İrili ufaklı işleri katmıyorum. Ama büyük proje var işte. 1000 kadının çalıştığı, istihdam edildiği bir proje üretmişsiniz. Mesela bunu şimdi duydum. Bu projeleri nasıl ürettiniz? 4 yılda ne yaptınız Kadıköy için? Şimdi temelde bizim şeyimiz insan. Yani biz geldiğimiz zaman işte 6 ayda dönemde bir stratejik plan oluşturduk. 1000'in üzerinde insanla beraber toplantılar yaptık. Ve önümüzdeki 5 yılda neler yapabiliriz diye ortaya çıkardık. İşte o dönemde 52 tane proje ortaya çıktı. Spordan, sanattan, kültürden, işte kamusal alanlardan, ihtiyaçlar diye ve başladık çalışmaya. Biz başladık ama insanların akıllarını alarak başladık. Yani onları da sürece kattık. 21 tane mahalle muhtarını kattık, kent konseyini kattık, meslek örgütlerini, sendikaları, dernekleri, bireylere kadar, mahallelerdeki bireylere kadar kattık. Gördük ki aslında insanları bir araya getirip onların akıllarından faydalandığınız zaman siz çok zenginleşiyorsunuz. İnsanlarınızı, çalışanlarınızı, ki 3000'in üzerinde çalışanımız var, onları sürece kattığınız zaman ve yetkili kıldığınız zaman onlar da bu süreçte kendi projelerini geliştiriyorlar. Hiç o kadar kısa sürede
mesela Karikatür Evi, Gençlik Sanat Merkezi gibi, Kadıköy Akademi gibi, işte Suadiye Tarih Dükkanlar gibi hayata geçti ki. Mesela iki tane çocuk yuvası, mesela bir tanesi dünyadaki ilk 10 mimari eseri arasına girdi, ekolojik bir çocuk yuvası. Böyle bir sürü proje çok kısa bir süreçte hayata geçti. Orada insanın gücünün ve ortak aklın yarattığı bir çalışma. Bu modeli geliştiriyoruz ve insanları daha çok sürece katıyoruz ki daha çok proje hayata geçsin, insanların yaşam kalitesi yükselsin. Evet, peki hedeflediğiniz yere vardınız mı? Aslında yani başlangıçta yaptığınız planlar tamam hayata geçti mi, yoksa yarım kalan projeler var mı şu an? Şimdi teknoloji dünyada çok gelişiyor. Teknolojinin gelişmesiyle beraber ihtiyaçları da değişiyor ve farklılaşıyor. Bütün hedefimiz aslında tabii değişim sürekli olmak zorunda. Yani aslında değişimde bir hedef sonsuz bir hedeftir. Yani asla ben bu adaya gelip burada kalacağım diye bir mantık yoktur. Siyasetin böyle bir şeyi yoktur. Çünkü her şartta ve zamanda, her mekanda mutlaka ileriye doğru bir değişim olacak. Yani bunu reddedersek zaten yaşamı durduruyoruz anlamına gelir bu. Ki kentler böyle göllere benzer. Yani eğer siz kentleri hareket halinde dışarıdan suyla besleyemezseniz veya insanlar bir şekilde kentlere gelip veya kentlerden ayrılmasalar, yani bir kültür birikimi olmazsa kentler de ölür, gelişemezler. Bunu ticaret, kültür, sanat kentleri geliştirir. Biz de o mantık içerisinde bakıyoruz ona. Önümüzdeki dönem bütün bu 5 sene içerisinde yapılan tüm bu projeler gelişerek devam edecek. Ama esas da çok daha önemsediğimiz bütün bu yapıların kurumsal bir hale gelmesi ve evrensel bir kente dönüşmesi. Mesela biz Türkiye'nin en büyük kitap fuarını yaptık Haydarpaşa Garı'nda. Evet. Önümüzdeki sene ben mesela bunu tüm ülkelere bir uluslararası bir festivale dönüştüreceğiz. Mesela ne yaptık? Çevre festivali yaptık. 2-3. Yaşına giriyor. Bunu mesela uluslararası bir hale dönüştürdü. Kitap fuarından, işte plak günlerinden, tiyatrodan, cazdan alın, işte ne bileyim sahaflara kadar, festivaline kadar çok farklı etkinliklerimiz var. Bütün bunları siz eğer başka kentlerle paylaşırsanız, işte ne bileyim İtalya'dan kalkıp bir aile hafta sonu Kadıköy'de tiyatro izlemeye gelir. Ne bileyim Ankara'dan gelir, Antep'ten gelir. Bunu hayata geçirmemiz lazım. Yani buraya da tiyatro izlemeye insanların gelmesi lazım. Opera izlemeye gelmesi lazım. Buraya da insanlar öğrenmeye gelmesi lazım. Buraya da iş ve meslek öğrenmeye gelmesi lazım. Şimdi bütün bu yarattığımız ekonomide, bütün bu festivaller dahil olmak üzere ciddi şekilde Kadıköy'ün ekonomisini güçlendiriyoruz. Yani insanların Kadıköy'e gelmesiyle beraber ekonomi de güçleniyor. Şu anda ülke ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. İnsanlar işsiz kalıyorlar ki %13-14'e evet. Çıktı işsizlik. Siz bunu nasıl ortadan kaldıracaksınız? Yani Kadıköy'e tuzu kuru gibi kelimeler kullanılıyor evet. Ama öyle değil yani. Peki bu mesela en işsizliğin, ekonominin en yoğun etkilenen kesimi esnaf kesimi oldu. Tabii büyük holdingler, şirketler de iflas eşiğine geldi ancak esnaf da ciddi etkilendi. Kadıköy'de durum ne? Ya Kadıköy'de de tabii ama sonuçta ülkedeki genel ekonomik kriz Kadıköy'de etkiliyor. Bunu birdenbire yok saymak doğru değil. Ama Kadıköy genel ticaretin diğer ilçelere göre hareketli olduğu bir yer. Daha az etkilenmesi için biz de elimizden geldiği kadar ekonomiyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Ama bu daha çok merkezi anlamda merkezi hükümetin bu süreçleri yönetmesi gerekiyor sağlıklı bir şekilde. Ekonomi aslında biraz da güvene dayalı bir şey. Yani siyasetin güvenilir olmasına dayalı bir şey, istikrara dayanan bir şey. Siz ülkenizi ne kadar böyle gerilimden uzak, demokrasiyle yönetirseniz cazip hale gelir ve insanlarınız ellerindeki ekmek az da olsa yaratılan demokrasinin yarattığı enerjiyle beraber daha mutlu bir şekilde çalışırlar. Yani siz mutlu bir yönetim oluşturmanız lazım. Yani mutlu insanlar mutlu hikayeleri yaratırındaki temel felsefe bu. Evet. Yani şu ülkenin bu gerginlikten kurtulması lazım. Yani bu çatışma ortamından kurtulması lazım. Ve biz bu toplum için neler yapabiliriz'in tartışılması lazım. Yani biz yaşlılar için neler yapabiliriz? Mesela bir arzayım, bir gündüz bakım merkezi yaptık biz. Bunun tartışılması lazım. Mesela İDEA diye bir proje yaptık. Teknolojinin çok gelişmesi, bu şirketlerin artık ofislerin kapanmasıyla beraber insanların yalnız çalışmaları ortamlara ihtiyaç duyuluyor. İşte burada geliyor insanlar serbest çalışma ortamında çalışabiliyorlar.
Öğrenciler çalışacak ortamlar arıyor, o ortamların yaratılması lazım. Spora insanların ihtiyacı var, o ortamların yaratılması lazım. Yani yeni gelişen duruma göre yeni tasarımların konuşulduğu bir ülke olmamız lazım. Temel, siyasetin temel argümanı, temeli insan ihtiyaçlarının nasıl çözülmesi gerektiği evet. üzerine kurulması lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dünkü açıklamasında şöyle bir ifade de kullanmıştı. CHP'li belediyeler hiçbir şey yapmadı. Özetle söylüyorum. Bütün hizmetleri Büyükşehir Belediye'miz yaptı. Şimdi böyle de bir propaganda evet, yapıyorlar. Aslında çok buna girmek istemiyorum ama mesela 2012'de Kurbaldere ihalesini yaptılar. Evet. 2012, sene 2018 şu anda ihale durmuş bir şekilde. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde bu imalatları yapıyorsanız işte 3. köprüyü bitirdiniz. İşte bir havaalanını bitirdiniz. Kurbaldere'yi niye bitirmediniz? Madem yapıyorsunuz. Evet. Mesela bir örnek bu. Kadıköy meydan düzenlemesi mesela. Yıllardan beri kaldı, yapılmadı. Altı yoldan aşağıya giderken, meydana giderken sağlı sollu evet. yollar bozuk. Ben yazı yazdım Büyükşehir'e biz Kadıköy Belediyesi olarak yapalım diye. Ana artır olduğu için izin vermedi. Ya çok bunlara girmek istemiyorum. Mesela metro niye E5'ten geçiyor da Kadıköy'ün ortasından geçmiyor? Evet. Yani metro diyeyim, normalde bir ulaşım aksı olarak Kadıköy eğer bundan faydalanacaksa Kadıköy'ü metro. Ha metro işte şeye kadar Ayrılık Çeşme'den Kartal'a kadar giden metro tam E5'in üzerinden geçti. Aslında normalde Kadıköy'den düşündüğünüz zaman Ziverbey yolu gibi düşünürseniz evet. kentin ortasından geçerek nüfusu toparlayıp taşıyabilirdi. Bunun gibi yani ben öyle düşünmüyorum. Yapmayabilirler ama biz Kadıköy Belediyesi olarak bütün kendi ihtiyaçlarımızla ilişkili projeler yapıyoruz. Ha Büyükşehir'in yaptığı şeyler de var. Park bahçelerde gelip çalışanları var, hizmet ediyorlar. Yani hepten de yok demek doğru evet. değil. Ama aynı hassasiyeti bir başka ilçeye gösterdikleri hassasiyeti Kadıköy'e göstermiyorlar mesela. Bütün ilçelerde yüzme havuzu yaptılar mesela. Kadıköy'de niye yapmıyor mesela? Evet. Kapalı yüzme havuzları var. Kapalı spor salonları yaptılar diğerlerinde. Kadıköy'de yapmadılar mesela. Bütün bunları biz yapıyoruz. Kendi bütçemizden yapıyoruz. Peki bir büyükşehir yasasından kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu söylüyor ilçe belediyeleri. Böyle bir sıkıntı yaşadınız mı? 4 yılda yani yapmak isteyip de büyükşehirin engeline takıldığınız bazı şeyler yani oldu bizim, mu ya da bütçenizle ben hiçbir zaman şöyle bir şey demedim yani. Bütçe olarak biz bütçemize sahip bir belediyeyiz yani. Evet. Kimseye borcumuz yok. Ve borçsuz mu belediye? Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanıyoruz. Paramızı en iyi şekilde yatırım yapıyoruz. Şimdi borçsuz deyince tabii diyorlar ki o zaman bir yatırım yapmıyor. İddialıyız. Bizden fazla yatırım yapan İstanbul'da belediye yok. O kadar da iddialıyız. En fazla yatırımı yapıp borçsuz olan bir belediye. Evet Kadıköy yani ben Belediyesi. Kamu kaynaklarının verimli kullanıldığı zaman hatta biz iki tane arsayı parayla satın aldık yani. Ki ondan sonra bizim temel bir şeyimiz var. Kamu arazileri kesinlikle satılmaması lazım. Ve halk ihtiyaçları doğrultusunda kullanması lazım. Yani bu yönetimlerin hepsi gidecek. 100 yıl sonra ama İstanbul halkı evet, olacak, evet, Türkiye halkı evet. olacak, bu ülkede yaşayan insanlar olacak. Yani siz bu ülkenin geleceğini satamazsınız. Buna satmaya hakkınız yok. Bunu sattırmamak için toplum olarak elimizden gelen her türlü direnci göstermemiz gerekiyor. Çünkü geleceğinizi satıyorsunuz siz demektir bu. Geçmişinizi koruyacaksınız, değerlerinizi koruyacaksınız. Yani biz nasıl için tarih eserleri alıyoruz, onarıyoruz evet. ve vatandaş ihtiyaçları için kullanıyoruz. Bunları koruyacaksınız ama geleceğinizi de hayal edip tasarlamak, oluşturmak zorundasınız. Yani insanlara bir gelecek vaat edeceksiniz ve ona doğru yürüyeceksiniz. Bir hayal şeyiniz olacak, gücünüz olacak. O anlamda Kadıköy'ün hayal gücü var, geleceği var. Biz bütün bu projeleri kendi kaynaklarımızdan yaptık. Şu anda yaptığımız tiyatro binası Türkiye'de belediyelerin müstakil anlamda 100 yıl içerisinde yaptığı en büyük tiyatrodur ilçe belediyelerinin. Tamamen kendi bütçemizle mi? Tamamen kendi bütçemizden yapıyoruz. 8000 küsur metrekarede kullanılıyor. Yüzme havuzları, kapalı spor salonları yaptık. Şu anda vatandaşların hizmetinde olan yüzme havuzumuz var. Yapılıyormuş demek yani. Yapılabiliyor. Evet. Yani büyükşehir yapacak diye bir şey yok. Ama sonuçta büyükşehirin de Kadıköy Belediyesi'nin de paralarını vatandaş veriyor. Vergilerinden evet, veriyor. Evet. Yani esnaf veriyor, vatandaş veriyor. Tamamen vatandaş ödüyor bu paraları. O sorumlulukla beraber büyükşehir de tabii kendisine ait alanlarla ilişkili bütçeyi kullanmak zorunda. Eşit bir şekilde tüm vatandaşlara, tüm İstanbul halkına eşit bir şekilde kullanmalı. Doğrusu budur. Yani yöneticiler vatandaşlarını hangi partiye oy veriyorlar diye ayırmamalılar. Evet. Bu çok yanlış bir şey yani. Kadıköy çok değerli bir ilçe. Yani orada bir metrekarenin değeri diğer ilçelere göre çok çok fazla. Yani İstanbul'un en gözde semtlerinden biri.
rantçılara karşı nasıl direndiniz? Çünkü çok ciddi bir rant alanı Kadıköy baktığımızda. Şimdi bizim sonuçta ihtiyaçlarla ilişkili mümkün olduğu kadar vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama yönünde müthiş bir çalışmamız var. Nedir ihtiyaç? Siz eğer yaşlarınızda, gençlerinizle ilişkili projeler yaparsanız ve insanların kullanabileceği kamusal alanları artırırsanız, bir defa insanların bir şekilde para harcayacakları ortamlarda rahat hareket etmelerini sağlayabilirsiniz. Seçenek sunmalısınız yani. Evet. İnsanlara 24 saat içerisinde yapabilecekleri tercihleri sunmak zorundasınız. Bu felsefe, şiir, edebiyat da olabilir. Bir spor alanı da olabilir. Bir meslek edindirme ile ilişkili bir kurs da olabilir. İşte müzikle ilişkili bir atölye çalışması, resim olabilir. Biz insanın 24 saat içerisinde yapabileceği tercihleri artırıyoruz. Diyoruz ki gençlere, siz spor yapabileceğiniz size bir imkan. İşte bizim spor alanlarımız var. İşte kişisel gelişmeniz için müzik, resim, tiyatro, drama, bu alanlarımız var. Yani siz bunları görün, bakın. Yani bir gün eğer ben ne yapayım diye sorusunu sorduğunuz zaman ya ben bunu yapabilirim deyin. Fazla bir seçenek olsun. Seçenek olsun ve evet. İleriye doğru gidesin. Peki ekoloji alanına da önem veriyorsunuz siz. Evet. Ekolojik kent hepimizin hayali. Partilerin programlarında yazıp ancak kimsenin üzerinde durmadığı bir konu. Fakat Kadıköy Belediyesi olarak ekolojinin üzerinde duruyorsunuz. Ekolojik kent ekolojik mantığının. Bir parkımız var, ekolojik parkımız var. Artı öğrencilerle beraber Fenerbahçe'de bir ekolojik bir permakültür bahçemiz var. Ve bunun mesela okullarda yaygınlaşması, okul bahçelerinde de yaygınlaşmasına çalışıyoruz. Ekoloji, yani sizin kendi yaşadığınız dünyanın korunması, en doğal haliyle korunmasını evet. sağlamak. İşte Marmara Denizi'ndeki balık türlerinin korunmasını sağlamak, oranın kirlenmesini engellemek. Hava, su kirliliğine karşı çıkmak, engellemek. Tarımın şehirlerde yapılabilecek hale gelmesini sağlamak. İşte balkondan al da işte çatılara evet. kadar. Çocukların, işte kadınların, gençlerin işte parklarda bile meyve ağaçlarını görebileceği bir dünya yaratmak. Siz gelecekte gıda sorunu dahil olmak üzere önünüze çıkabilecek sorunları şimdiden görmelisiniz. Gıda önümüzdeki dönemlerde her zaman önümüzde sorun olarak çıkacak ve özellikle de organik anlamda sağlıklı ürünlere kavuşmak ki biliyorsunuz dünyada şu anda birkaç tane firma yerinde. O da hormonlu gıda evet, tartışılıyor evet. çok fazla. Halkınızı korumak zorundasınız. Yaşayan insanlarınızı korumak zorundasınız. Bizim bütün yaptığımız projeler de ki temel şey doğumdan tüm yaşam boyu vatandaşlarımızın ihtiyaçları olan konu başlıklarını artırabilmek. Bu gıdadır, spordur, beslenmedir, iştir, ekonomidir. Bireysel anlamda güçlendirilmesidir, kişisel anlamda güçlendirilmesidir. Güvenle bakmasıdır geleceğe. Tümüyle ilişkili alan açıyoruz. Yani aslında yerel yönetim demek, yani sadece belediye değil tabii, muhtarlarıyla beraber, kent konseyiyle beraber, evet. tüm meslek örgütleriyle beraber, yerinde var olan örgütlü yapılanmaların güçlendirilmesini sağlamak ve bütün bu ihtiyaçların konuşulduğu bir ilçe, bir il, bir Türkiye yaratmak. Konuştuğumuz her şeyde başarılı olduk, gündeme aldığımız her şeyde. Yani insanlar ihtiyaçlarını konuşarak ortaya çıkarabildikleri gibi gelecekte yaşamlarını kolaylaştıracak ihtiyaçları bilemeyebilirler. İşte siyaset gelecekteki ihtiyaçları da ortaya çıkartmalı ve önümüze getirmeli. Yani evet. siz ayakkabıyı görmezseniz çarığın alternatifini bilemeyebilirsiniz. Evet. Yani onu göstermek aslında siyasetin görevi mevcutu değil. Olması gerekeni geleceğe tasarlamak. Şimdi vatandaşların belediyelerden en büyük beklentisi şu, özellikle ailelerin, çocuklu ailelerin. Ben çocuğumu verecek güvenli bir kreş bulamıyorum. Devlet niye kreş yapmıyor? İşte bu işler cemaatlerin, tarikatların eline bırakıldı. Böyle bir gerçek var Türkiye'de. Siz ne yaptınız? Ben her gördüğüm belediye başkanına soruyorum. Mesela çocuklar için hangi projeleri hayata geçirdiniz? Çocuklar için bir kreş sorunu var mı? Çocuk yuvamız var. Yani elbette şimdi yani 5 tane çocuk yuvamız var. 5 tane? 500'e yakın çocuk bundan faydalanıyor. Bunlar yeterli değil. Diyelim ki çocuk sanat merkezimiz var. 3500 çocuk faydalanıyor.
karikatür evimiz var. İşte 1600-1700'e yakın çocuk geliyor, orada kurslara katılıyor. Gençlik sanat merkezimiz var, 2000'in üzerinde, 14 yaşın üzerinde insan geliyor. Bunlar da hiçbir zaman yeterlidir kelimesini doğru bulmuyor. Evet. Artırılması lazım. Yani siz işte o nüfus, o yaşlıdan başlayıp da işte 90'a kadar, 80'e kadar, 65 yaş üzerine kadar her kesim için projeleri yapmak zorundasınız. Kamunun zaten görevi bu. Yani kamu evet. olmanın görevi evet. bu. Yani siz yaşayan her ailenin artı bir bireyi olacaksınız. Yani bana yaşlı bir kadını söyledi. Kaç yaşındasın sorusunu sordular. Dedi ki ben 8 çarpı 10 artı 1 yaşındayım. Yani demek istiyor ki 80 yaşında, 81 evet. yaşındayım ama aslında beni 1 yaşındaki gibi düşünebilirsin. Ben yalnız yaşıyorum. Benim param da olsa, evet, ihtiyaçlarını karşılıyorum. Benim kim olacak yanımda? İşte o onun yanında olacak oğlu, işte hiç yorulmayan kardeşi, ailesi, bireyi yerel yönetim olmak zorunda. Temel felsefemiz bu. Biz ailenizin hiçbir zaman yorulmayan, suratını asmayan mutlu bir bireyiz ve sizin yanınızdayız. Evet, yani bir kreş sorunu yok ama yeterli değil diyorsunuz. Yeterli değil. Yani... Asla yani tüm sorunları çözüyoruz. Bu kadar yeterlidir kelimesini kullandığımız zaman olmaz. Daha iyisini yapmak zorundayız. Nüfusu arttı mı Kadıköy'ün sizin döneminizde? Son 3 dönemde azaldı. Bu inşaatlardan dolayı azaldı. Kadıköy'de ciddi bir inşaat sorunu vardı yani son 1 seneye evet, kadar. Onu... Ama ekonomik krizle beraber otomatikman şu anda inşaatlarda durmak üzere yani. O da bizi rahatsız ediyor. Şöyle rahatsız ediyor. İnşaatlar döneminde sıkıntılarımız oldu. Tozdan, topraktan, gürültüden. Evet, hapriyat kamyonlarından rahatsızlık, Kadıköy'lü şikayet ediyordu. Yani orayla ilişkili biz elimizden geldiği kadar eksiklerimiz olmasına rağmen denetimleri, cezaları artırdık, kontrolleri artırdık. Gece gündüz çalıştık. Ama vatandaşlarımızın bilmesi gereken bir şey var. İmarla ilişkili kararları Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Bakanlığı veriyor. Şimdi onu soracaktım. Hep iyi şeyleri konuşmayalım. Biraz tabii, eleştirilen, tabii. sizlere yöneltilen tabii. o eleştirileri de konuşmamız lazım. Kadıköylü şikayetçi. İnşaatlardan, hafriyat kamyonlarından ve tozdan şikayetçi. Bugün Kadıköy'ün sokaklarını gezelim. Herkes bir... toz şikayeti yapıyor. Yani çok ciddi anlamda. Şu anda ciddi şekilde azaldı. Evet. Nasıl çözdünüz ve niye bu inşaatlar nasıl başladı? Yani Büyükşehir'in başlattığı inşaatlar. 2012'de bakanlığın çıkarttığı bir yönetmelikten kaynaklanan artışla ki biz 2014'te yönetime geldik. İnşaatlar yoğunluk artışı olunca otomatikman vatandaşlarımız kat karşılığı olarak inşaatlarını müteahhitlere verdiler. Ama Fikirtepe bölgesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı 6306 sayılı evet. yasayla bir uygulama var. Orada da bakanlık uygulama yaptı. Bir imar artışı yaptı. Misali 4'ün üzerine evet. çıkardı. Ve orada da vatandaşlar müteahhitlerle anlaşarak bir inşaat işine girdiler. Şimdi Fikirtepe bölgesi aşağı yukarı tamamen durdu yani. Bakanlık nasıl çözüm getirecek ben de bilemiyorum. Bizim bakanlığa önerimiz Kadıköy Belediyesi, Çevre Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın koordinasyonunda bir yapı oluşturulsun ve o yapı bu süreci devam ettirsin. Bakanlık bizi o sürece katmadı. Biz 9 kişi maça başladık. 9 kişi devam ediyoruz diye söyledi. Evet. Aslında bence doğru yapmadı. Yani yereldeki gücü, birikimi alıp o sürece katmış olsaydı vatandaşlarımızın sorunu çözülürdü. Vatandaşlarımız sıkıntıda. Diğer bölgelerdeki durum da aynı şekilde hızla devam etti. Şimdi kamyonlara ceza kesme yetkisi de belediyelerin yok. Siz kesemiyorsunuz. Yani kesemiyoruz. Ceza dahi kesemiyoruz. Ama ona rağmen ciddi şekilde denetimleri artırdık gece gündüz ve belirli bir noktaya çektik. Şu anda çok inşaatlara ilişkili Kadıköy'de sıkıntı yok. Olan tahribatla ilişkili de hiç beklemedik. Yani bütün bordür, türetü vardır. Bunları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Kadıköy konforlu ve sakin bir kent. Evet. O sakinliğini sonuna kadar koruyacağız. Peki bu Fikirtepe niye yarım kaldı? Fikirtepe'de şu anda bu mevcut yani inşaat ekonomisinin çökmesiyle beraber yani bu hükümet inşaat ekonomisini kutsal bir şeye dönüştürdü ve ülke ekonomisini buna bağladı. Bence eğitime, sağlığa yani özellikle eğitime destek vererek teknolojik ağırlıklı bir üretime yönelmesi gerekiyor ülkenin. Yani bilgi ağırlıklı bir üretime yönelmesi gerekiyor. Onu yapmadılar. İnşaat, çünkü inşaat kısa vadede bir istihdam sağlıyor ve para getiriyor. Evet. Ama uzun vadede ekonomiyi sürükleme şansı yok inşaatın. Kentsel dönüşüm Kadıköy'de sizin de bir katkınız oldu mu? Çünkü
Bakın eski Çevre Bakanı Sayın Özhasek şimdi Ankara'da yarışacak. Sık sık diyordu ki bu iş bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir iş değildir. Parti ayrımı yapmıyorum. CHP'li, HDP'li, işte AK Partili ne kadar belediye varsa, ilçe belediyeleri varsa gelsin bu işi birlikte yapalım demişti. Bu çağrıları yaptı. Siz kentsel dönüşüm için Kadıköy Belediyesi olarak bir katkı sundunuz mu? Ya da eksikler neler? Vatandaşlar mutlu oldu mu, tatmin oldu mu? Ne aşamada kentsel dönüşüm? Şimdi kentsel dönüşümdeki temel şey, niye kentsel dönüşüm yapıyorsunuz? Deprem. Deprem diyorsun, binaları evleri yenilemek. Amaç içerideki insanları korumak. Evet, güvenlik. Ve onlara daha iyi şartlarda yeni mekanlar yaratmak. Şimdi buna uygun bir proje oluşturduğunuz zaman bu olayı çözebilirsiniz. Ama kamu bu işin merkezinde olmak zorunda. Yani kamu, vatandaşta da kamu muhatap olacak, müteahhitlerde de kamu muhatap olacak. Şimdi bu çözüm, yani Kadıköy'de uyguladıkları çözümde vatandaşla müteahhitleri karşı karşıya getirdiler ve çözün ve devam edin dediler. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleriyle. Evet. Ondan dolayı tıkandı. Şimdi vatandaşla müteahhitler arasında oluşan sorunları mahkemelerde çözmek zorundalar ve uzun vade sürecek bir çözüm. Ve çok ciddi mağduriyetler olacak. Bizim önerimiz kamunun kendisinin birinci derece kendini merkez alarak yapacağı bir çözüm. O zaman çok daha sağlıklı olabilir. Evet. Ama imar yetkisi İBB ve Büyükşehir'de. Biz de çalışıyoruz ama daha sakin ve soğukkanlı bir şekilde çalışıyoruz. Yani aceleyle biz bu işi yaptık diyerek vatandaşın sıkıntıya girebileceği bir tablo yaratmak istemiyoruz. Yani gelecekte vatandaşların daha konforlu ama geçmişte olan bağlantılarını da kaybetmedikleri yeni mekanlar oluşturmak lazım. Yani insanların içinde yaşadığı bir çözüm. Peki depreme dayanıksız olarak tespit edilen kaç bina var Kadıköy'de? Kadıköy'de şu anda 30 bine yakın bina var. Yani bunların belki 3.000-3.500 tanesi şu anda yenilendi. Hepsi tabii bunların depreme dayanıksız değil. Ama Kadıköy'de gene belirli bir miktar sayıda binanın yenilenmesi gerekiyor süreç içerisinde. Evet. Bununla ilişkili biz çalışıyoruz. Ama emin olun ilçe belediyelerinin çok daha yetkilerinin fazla olması gerekiyor bu süreç içerisinde. Ki imar yetkisi Büyükşehir'de ve bakanlıkta. Zaten bu son 4 sene içerisinde neredeyse 9 ayda bir seçim yapıldı. 6 tane seçim, bir referandum. Yani sürekli seçimle beraber, seçim ekonomileriyle beraber, ciddi bir insan ihtiyaçlarından uzaklanan bir Türkiye yaşıyoruz. Hala onu yaşıyoruz şu anda. Bu ekonomik krizle beraber bile. Düşünün, bütün yatırımları durduruyorlar. Evet. Yani bütün yatırımlar durduğu zaman siz bu ekonomik krizi nasıl aşacaksınız? Mesela bütün şu anda inşaat yatırımlarıyla ilişkili, bu fiyat artışlarıyla ilişkili kamu yatırımları neredeyse durmuş durumda. Evet. Sizin yarım kalan projeniz yoktu ama değil mi? Şu anda yok. Bizim de bir tane projemizde bir sıkıntı var spor salonunda. Onu da en kısa sürede sorunu çözeriz. Ama işin özü bu ekonomik kriz ve dolardaki aşırı artış, özellikle işte elektrik ve inşaat malzemelerindeki fiyat artışları yapımcıları da ciddi şekilde sıkıntıya sokuyor. Evet. Şimdi Kadıköylüleri heyecanlandıran bazı projeler vardı. Sinematek, sinema evi. Mesela 6 tane sinematek var. Mesela sinematek 80'de kapatıldı 12 Eylül'le beraber. Kapatıldı. Şu anda binası yapılıyor. Çok güzel bir 200 kişilik bir salonu olacak. İşte sergi alanları olacak. Sinemanın konuşulduğu, filmlerin farklı şekilde özel olarak izlendiği alanları olacak. Kadıköy'e ciddi bir renk katacak. Diğer sinemalarla beraber bütün içerisinde festivaller düzenleyecek. Bunu belediye yapıyor değil mi? Tabii siz yapıyorsunuz. Kadıköy Belediyesi yapıyor. Yani şu anda kadrosu kurulmuş, kurulmuş durumda. Hazırlıklarını yapıyor. Zannediyorum binası çok kısa bir sürede bitecek. Devam ediyor. Mesela Türkiye'nin ilk afet eğitim parkını yaptık biz mesela. Nasıl bir yaklaşık işte 4000 metrekareye bir alan içerisinde, bir park içerisinde yapılan, işte çocukların gelip öğrencilerin özellikle eğitim aldıkları bir simülasyonu var. Deprem tatbikatlarını yapıldı, eğitimlerini yapıldı. Park olarak ilk defa yapılıyor. Parça parça başka belediyeleri de bu şekilde yapmasına rağmen bütünün olduğu yaklaşık 3500 metrekarenin üzerinde bir alanda sadece afet eğitimi yapılıyor. Kadıköy Tiyatro da çok önemli bir proje. Çok ses getirmişti. Kadıköy Tiyatro, işte o bina Türkiye'nin aslında yerel yönetimlerin yaptığı en büyük tiyatro binası. Evet. Müstakil anlamda sadece tiyatro olan bir bina.
alışveriş merkezlerinin içinde yapılan bir bina değil. Çok güzel bir bina. Yaklaşık bir tiyatro kütüphane de olacak içerisinde. Yaklaşık 800 metrekarenin üzerinde bir alanda. İnsanlar 24 saat kullanabilecekleri bir tiyatro binası. Muhteşem bir bina yani. Kütüphane olacak, tiyatro salonu var. Tabii tiyatro kafesi ve şey olacak. Kafeteryası olacak. Her şeyi tiyatro olacak. Olan bir bina olacak. Ne zaman tamamlanır? Zannediyorum önümüzdeki sene sezona yetiştirmeye çalışacağız. Yani. Özel tiyatrolara mı vereceksiniz yoksa belediye tiyatro kuracak? Salonlarımızı özel tiyatrolara da veriyoruz. Belediyenin Kadıköy'de kendisinin tiyatro kurmasına gerek yok yani. Öyle bir yapı oluş. Biz tiyatrocuların önünü açmamız lazım. Evet. Yani bizden istedikleri şey salon istiyorlar. Salon, altyapı evet. istiyorlar, destek istiyorlar. Yani sanatını biz yapalım diyorlar ama altyapıyla ilişkili hizmetlerini siz yapın. Zaten kamunun görevi de o, onların önünü açmak. Kadıköy'de tiyatrocular örgütlü. Bir platformları var. Evet. Örgütlüler. Biz tiyatrocularla bu platform vasıtasıyla, o katılanlar katılmayanlar hepsiyle görüşüyoruz. İki tane özel festival yaptılar. Bu sene üçüncüsünü yapacaklar. İşte onlarla beraber benim komşum tiyatro diye mahallelerde bir proje yaptık. Vatandaşın tiyatroya ilgisini artırmak için. İstekleri daha çok destek anlamında salon, işte lojistik anlamındaki destekler Kadıköy'de gayet aktif ve dinamikler. Kendi şeylerini karşılayacak konumdalar. Evet. Baba sahne de Kadıköy'de açıldı sanırım. Evet. Yani Şevket Çoruh'un. Geçen sene açıldı. O da çok güzel bir çok, sahne. Çok önemli evet. oyunlar oynanıyor orada. Kadıköy'e yani önemli bir katkı da sağlıyor. Yani özel tiyatroların evet. Kadıköy'de açılması da önemli. Şimdi son olarak şunu soracağım. CHP'nin bir sosyal belediyecilik anlayışı olduğu söyleniyor. Siz verdiğiniz örneklerle, yaptığınız projeleri anlatarak çocuklar için, yaşlılar için, kentin kültür sanat ihtiyacı için bütün bunları ortaya koydunuz. Sosyal belediyecilik anlayışı nedir? Bunu tarif etmek gerekirse nasıl anlamalıyız? Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Demokratik Parti. Kimi temsil ediyor? Yani sonuçta vatandaşların, halkı temsil ediyor. Evet. Çalışanları, emekçileri, dezavantajlı grupları, çocukları, kadınları temsil ediyor. Bütün bunların yaşam standartlarını yükseltecek bir çizgi oluşturmak zorunda. Evet. Yani biz kimi temsil ediyoruz? Halkı temsil ediyoruz. Halkın arazilerini korumalıyız. Halkın ihtiyaçlarını, yani bütün bir yaşam boyu ihtiyaçlarını destekleyecek. İmkanı olmayanların da önündeki imkanları artıracak bir yapı. Bir çocuk eğer işte kursa gidemiyorsa, işte kişisel anlamda müzikle, tiyatroyla, sinemayla, ne bileyim herhangi bir resimle şey yapan, onu yerel yönetim sağlamak zorunda. Yani anayasal olarak kamunun bunu sağlaması lazım. Bir yaşlı evinde yalnızsa onu sosyal demokrat değil, tüm belediyelerin aslında evet. onun yanında bulunup o eksiklerini tamamlaması lazım. Yani bir toplumun geleceğe güvenli bakmasının önündeki en önemli güç yerel yönetimler. Aslında demokrasinin de bel kemiği yerel yönetimler. Yerel yönetimler vatandaşların direkt birlikte beraber oldukları için aslında merkezden görülemeyen tüm ihtiyaçların görülebileceği yönetim, modeller yani. Evet. Bu dünyada tartışılıyor. Aslında demokrasinin de güçlenmesinin temelinde yatan şey yerel yönetim ve yerel yetkilerin artırılması. Bunu konuşmamız lazım, bunu tartışmamız lazım. Evet. Niye bu ülke siyasette bu kadar gergin ve toplumun sorunlarını çözemeyecek konumda ve sürekli sanki işte ilk seçim, son seçim deyip tartışıp evet. sistemi tartışıyoruz. Yani böyle bir ufka baktığımız zaman çok uzakları niye göremiyoruz sorusunun cevabı bence işte bütün bu tartışmaların yapmamamızdan. Yani biz siyaset, yerel yönetim tartışmak zorunda. İnsanların ihtiyaçlarını, sokakları, mahalleleri, parkları, kamu arazilerini özelleştirmeyi, ne bileyim madenlerimizi, Marmara Denizi'ni, evet. çevre kirliliğini, hayatı ve hayatın gidişini tartışmak zorundayız. Merkezileşen bir Türkiye var. Ankaralılaşan bir Türkiye var. Ankara başkentimiz. Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği yer. Ancak bütün işleri Ankara'ya yığmak Türkiye'yi boğdu. Yani yerele dağıtılsa yetkiler daha etkin vatandaşların sorunlarını çözen bir yönetim modeli ortaya çıkar diyorsunuz. Bu da önemli tabii ki. Fakat sanırım yeni sistemde bu çıkarılan bir kanunla belediye bütçelerinin de hazineden izin alarak projeleri yapacağı konuşuluyor. Böyle bir şey var mı? Bu karar uygulanmadı.
Yani bir tartışıldı, evet. Konuşuldu, geçti, uygulanmadı. Tabii bunun da oluşması demek aslında Türkiye'nin belki Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda yerel yönetimleri yoktu zaten. Evet. O noktaya gelmesi demektir. Yani tamamen merkezi bir yapının tüm ülkeyi yönetmesi. Yani o şunu da getirecek belirli bir dönem sonra. Ya bu belediyelere ne gerek var? Müdürlük gerek yapalım. Var? Müdürlük yapalım. Bunu yönetelim sürecine getirir. Bu aslında tabii korkunç bir şey. Bunu düşünmek dahi istemiyorum. Bu bütün gelişmeleri durdurur. Ve tamamen muhafazakar, kapalı ve gelişmeye kapalı bir yapı oluşturur. Siz bundan sonra eğitim dahil olmak üzere tüm toplumsal ihtiyaçların çok gerisinde kalırsınız ve bunları sağlayamazsınız. Dünyada eğer eğitim sorununuzu çözemezseniz dünyayla rekabet edip yarışamazsınız. Yani siz şu anda meyvanızı bile yurt dışından alıyorsanız ki 30 sene evet. önce dünyada kendi kendine gıdada yeten ülkeydik. Yani nohutu dışarıdan alıyorsunuz. İşte fasulyeyi dışarıdan alıyorsunuz. İşte samanı dışarıdan alıyorsunuz. Ve bunları da söyleyince bozuluyorsunuz. Niye bunları yapıyoruz diye. Bunları hak etmiyoruz biz. Bizim her şeyimiz var. Bizim yapmamız gereken eğitim politikalarını güçlendireceğiz. Kadıköylülerin temel felsefesi çalışacağız. Mutlu insanlar olarak çalışacağız. Mutlu ve güzel hikayeler yazacağız. Bunu yazarız. Yaparız. Yani biz 4,5 sene içerisinde bu kadar çok proje yapmışsak ve şu anda on binlerce Kadıköy'de bu projelerden faydalanıyorsa emin olun Türkiye olarak böyle bir hedef koyduğumuz zaman mutlu bir Türkiye diye çalışmayı artırıp gerçekten ciddi ve sağlıklı bir eğitim politikasıyla beraber Türkiye belki 5 yıl içerisinde, belki 10 yıl içerisinde çok daha renkli, güçlü, ekonomik olarak çok güçlü bir ülke haline dönüşür. Evet. Şimdi son olarak hayvan haklarını soracağım. Bir de birkaç vatandaşın tweetleri var, bazı şikayetler var. Onları da ileteceğim. Hayvan hakları için ne yaptınız Sayın Başkan? Şimdi biz bir araştırma geliştirme hastanesi yapıyoruz, temelini evet. attık. Bizim bir hayvan barınağımız var. Bizim hayvanlarla ilişkili temel politikada hayvanlarla ilişkili gönüllülerle beraber çalışma anlayışımız, mantığımız var. Yani hayvanların da yaşam haklarının, doğadaki tüm canlılar gibi yaşam haklarının olduğunu biliyoruz. Evet. Yani doğada aslında doğa sadece insanlara ait olan bir yer değil. Doğada yaşayan tüm canlılara ait doğa ve karşılıklı olarak herkesin bu saygı ve sevgi içerisinde yaşamı götürmesi lazım. Hayvanlarla ilişkili ciddi sıkıntılar var. Özellikle hayvan barınağı ve hastaneyle beraber bunları çözmeye çalışıyoruz, çözeceğiz. İşte mevcut sokak hayvanlarıyla ilişkili de çok ciddi ve sağduyuluyuz. Parklarımızda, işte sokaklarımızdakileri takip ediyoruz. Evet. İşte eksikleri varsa, sağlık sorunları varsa alıyoruz, tekrar sokağa bırakıyoruz. Vatandaşlarımızla bu konuda uyumlu, olumlu. 4,5 sene içerisinde hayvanlarla ilişkili vatandaşlarından bize hiç evet. şikayet gelmedi yani. Yani Kadıköy gelmedi. Şöyle biliniyor, insanlar hayvanlarını çok rahat bakıyor. Yani sokaklarda hayvanlar başka yerlerdeki gibi bazı sorunları yaşamıyor. Herkes kapısının önüne mama kabı koyuyor, su kabı koyuyor. Ilgili. Yani Kadıköy halkı da hayvanlarla birlikte yaşıyorlar. Sorun olduğu evet. zaman hayvanların da sorunları olabilir. Bunu da konuşarak çözüyoruz. Evet. Ama yaşam hakları olduğunu biliyoruz yani. Bu yaşam hakkına Kadıköy saygılı bir ilçe. Evet. Şimdi birkaç şikayet var. Hazır buradayken ileteyim. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi yani Koşuyolu Mahallesi çöp konteynerini kaldırdılar. Hastane atıklarının konulduğu bir şey, evsel atık konteyneri koymuşlar. Buna çözüm getirin diyor vatandaş. Elbette. Yani şimdi buradan. Şu anda mesela onu arkadaşlarımız da şu anda izleyip duymuşlardır. Evet. Ve ilgileneceklerdir. O sorunları çözülecektir. Evet. Peki Kadıköylünün sizden beklentisi var mı? Böyle ya Sayın Başkan şunu da yapsaydınız iyi olurdu dedikleri bir şey oldu mu? Elbette yani Kadıköy aslında entelektüel birikimi evet. yüksek bir yer. Yani beklentinin yani, de yüksek olduğu bir yer. Yüksek bir yer. Ama Kadıköy'le sizle beraber yönetimi de yaşıyor. Zaten konuşuyor, söylüyor, süreçlere katılıyor. İmkanları biliyor. Ama Kadıköy'ünün ufku açıktır. Yani mesela ilginç ben söyleyeyim. Meslek olarak mesleklerin en güçlü olduğu ilçelerden birisi. Mesela gençlerin en az işsiz olduğu ilçelerden birisi Kadıköy'dür. Aa öyle mi? Tabii. Güzel. Yani eğitimin çok önemi var. Yani siz eğitime ağırlık verseniz. Sultanbeyli'de, Ümraniye'de, Üsküdar'da, ne bileyim Gaziosmanpaşa'da da işsizlik oranını düşürebilirsiniz. Evet. Yani oradaki insanlarla Kadıköy'deki insanların bir farkı yok. Biz aynı insanlarız. Aynı ülkenin, aynı toprağın insanlarıyız. Ama daha çok eğitim, daha çok ilgi göstermeniz gerekiyor vatandaşlarınızda. Önemsemeniz gerekiyor. Türkiye eğitim politikası ile ilişkili sürekli kan kaybediyor.
Mesela 40. sıradan 52. sıraya evet. girmiştik uluslararası anlamda. Kent olarak İstanbul yaşanabilir herhalde 120. sıradaki evet, bir kent. Düştü, sürekli düşüyor. Yani siz bir kenti düşünün mesela, Kadıköy Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'ni mukayese edin, tiyatrodaki koltuk sayısı ile ilişkili. Evet. Bizde 3000 küsür var, bak ilçeyiz biz, 39'da bir ilçeyiz. Büyükşehir'de 5000 küsür. Yani bizim iki mislimiz değil yani. Evet. Bütçe olarak belki 100 katı, 200 evet. katı. Düşünsenize, Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat alanında hiçbir yatırımı yok gibi. Siz 10 milyon turist alıyorsunuz İstanbul'a. Ki bunların birçoğu kendi yerli, bizim insanlarımız. Evet. Şimdi bir kültür anlamında yatırım yapsanız, bu 10 milyon turisti 20 milyona çıkarmak çok kolay. Evet. Yani bu kadar zenginliği. Düşün, 10 binlerce yıllık bir tarih olan bir kentten bahsediyoruz. Yani Romalılardan önce de burada bir tarih var. Evet. İşte Osmanlı İmparatorluğu var ve Türkiye Cumhuriyeti. Bütün bu süreçleri ortaya çıkartmanız lazım. Ve bunu ancak işte müzikle, tiyatroyla, heykelle, resimle yapabilirsiniz. Bunları artıracaksınız. İnsanların buraya gelmesi nedenlerini artıracaksınız. Evet. İnşallah sizi örnek alır belediyeler, büyük şehirler, Kadıköy gibi yaparlar bütün Türkiye'ye. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Yeni dönemde de aday olursanız bu projelerinizin devam etmesini dileriz. Başarılar diliyorum Sayın Teşekkür Başkan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Aykurt Nuhoğlu ile birlikteydik. Yerel seçimleri ve Kadıköy'ü konuştuk bugün. Hoşçakalın.